Sivas'a yılın ilk karı düştü. Ben de bu yüzden kızağımı da alıp dağa doğru çıkıyorum. 8 saat bu dağda tek başıma olacağım. Kimse yok yukarıda, yol açık değil. Yürürken bile zorlanıyorum. Yukarıda görmeyi hedeflediğim tür ise kurtlar. Eğer bir kurt sürüsü çekebilirsem harika olacak. Kurtların haricinde tavşan, vaşak gibi ya da keklikler gibi diğer türlere de denk gelebilirim. Az önce kardeşim beni yolun kenarına bıraktı. Oradan yürümeye başladım. Saat 6'da kardeşimle yeniden buluşacağız. Dağın bittiği noktadan, eteğinden alacak. Yukarıda telefonum çekmeyebilir. Bu yüzden saate riayet etmem önemli. Eğer ulaşamazlarsa bana telaşlanırlar. Etraf bembeyaz. Yukarı doğru çıkarken ilk türümle karşılaştım. Şu arkamda bir yerde bir çalı gözüküyor. Bilmiyorum şu an. Etraf o kadar beyaz ki gözümü alıyor. Göremiyorum hiçbir şey. Oh, çalının üstünde bir kerkeniz var. Onu görüntüleyeceğiz şimdi hep beraber. Size de yakından göstereceğim. Şimdi malzemeleri hazırlayayım hemen. Zaten hazır malzemeler de. Bakın kamerayı şöyle hızlıca alabilmek için buraya sardım. Bunlar erzağım. Şurada yine başka kamera malzemelerim var. Evet. Şimdi yüksek Hakimi Tepe'ye çıkıp sessiz bir şekilde oturup etrafı izlemem gerekiyor. Hayvanlar beni fark etmeden ben onları eğer görürsem dürbünle rahat rahat çekebilirim. Kekliklere bakın. Umarım gözüküyordur. Hepsi kalktı. Çok fazla keklik var. Neredeyse 20 tane keklik gitti şu tarafa doğru. Ben de aynı tarafa gidiyorum şimdi onlarla. Gözükmüyorlar. Çalının dibinde falan oturuyorlar. Bakın yine kalktı. Bir tanesi uçunca geriye kalan herkes peşinden gidiyor. Biraz ürkek hayvanlar. Hatta şu an size şöyle diyeyim. Önümdeki ağacın altında iki tane daha keklik görüyorum. Hadi onları çekelim. Size daha yakından göstereyim, daha iyi olur. Sürekli böyle hem kendimi çekmeye çalışmak hem hayvanları çekmek, bir de bu yoğun karda ilerlemek insanı gerçekten yoruyor. Şu an özel bir sebebim daha var. Birazdan ondan da bahsedeceğim. Gerçekten zorlayıcı ama eminim ki günün sonunda mutlu bitireceğim bir video olacak bu.
Yukarı doğru çıkmaya devam ediyorum. Şimdi size bir şey göstermek istiyorum. Bakın bu izlerin hepsi kekliklere ait. Böyle ufak ufak yürüyorlar buralarda. Az önce zaten yolda çekmiştim. Siz de gördünüz. Bu şekilde toplu hareket ediyorlar. Genelde de böyle çalıların altına giriyorlar. Çok yaklaşana kadar da kaçmıyorlar. Siz yeterince yaklaştığınızda bir anda böyle pırr deyip uçup gidiyorlar. Hatta böyle eğer dalgınsanız bir anda korkabiliyorsunuz. Çok güzel hayvanlar. Arada bir sesleri geliyor. Onun haricinde hiçbir ses yok. Bir uçak sesi, bir keklik sesi. Başka hiçbir ses yok. Biraz sonra ben de tamamen susacağım. Hakim bir tepeden artık yaban keçisi mi olur, kurt mu olur, vaşak mı olur bilmiyorum ama bir şeyler çekip hemen peşine bir yemek yemek istiyorum. Çünkü kahvaltı yapmadım. Açım. Ama bir şeyler çekmeden önce de yemek yemek istemiyorum. Tırmanmaya devam edeyim o zaman. Dağlar gözükmeye başladı. Dağın hemen altında bir terk edilmiş köy var. Biraz sonra köyün içine de gireceğim zaten. Size gösteririm. Bence yemek yeri olarak burası güzel. Şu aşağıda bir dere var. Hem dereyi görüyor olacağım. Hem kayalıkları görüyor olacağım. Olur da keçi falan çıkarsa onları görüntüleme şansım var. Yemeği hemen bırakıp. Hem de zaten gücüm yok daha gitmeye şu an. Bir yemeğimi yiyeyim. Az bir şey dinleneyim, toparlanayım. Size de bu güzel Sivas lezzetlerini göstereyim. Sonrasında bu dağın, şu arkamda gördüğünüz dağın diğer yüzüne dolaşacağız. Eğer bu tarafında bir şey yoksa diğer tarafında vardır diye düşünüyorum. Çünkü buralar güzel, bereketli dağlar. Şu arkadaki evin çatısında bir kınalı keklik var. Şimdi usulca ona yaklaşacağım. Yakından görüntü almaya çalışacağım. Çaktırmadan. Çünkü çok ürkek. Bir de o gözcü olabilir. Grupta genelde bir tanesi bir gözcülük yapıyor. Zaten kırlanmaya başladığında böyle hareketlemeye başlıyor. Kuyruğunu kaldırıp indiriyor. O uçunca peşinden hepsi gidiyor. Bunu uçurmadan çekmem lazım. Evle beraber çok güzel gözüküyor. Sizi şöyle koyayım.
kekliği başarılı bir şekilde çektim. Hiç ruhu bile duymadı. Tatlı, hafif de saf hayvanlar. Çok güzeldi ama görüntüler. Az önce evin çatısındaki kekliği çok güzel bir şekilde görüntüledim. Dediğim gibi biraz kandırması kolay bir hayvan keklik. O yüzden çekmeyi de seviyorum. Onu kandırmak da hoşuma gidiyor açıkçası. Çünkü ilk başta böyle bir duruyor, düşünüyor falan. Sonrasında böyle gözlerini büyütüyor. Ondan sonra uçup gidiyor. O anlama süreci, olayı idrak etme süreci çekim için yeterli oluyor aslında. Bir yandan da ben böyle konuşurken kayalardan kar düşüyor. Onun sesi geliyor. İnsan ilk başta bir irkiyor. Şimdi yemek zamanı. Bu güzel manzara ve keklik sesleri eşliğinde hep beraber yemek yiyeceğiz. Bu arada Sina Opti'ye gözlük için teşekkürler. Bana bu güzel gözlüğü verdi. Dağda çok işime yarıyor. Hafif ve dayanıklı bir gözlük istedim ondan. Bana bunu verdi. Hediye etti. Teşekkür ederim. Sivas'ta yaşayanlar Sina Opti'ye kesinlikle göz atsın derim. Burayı zaten yeterince düzlemişim. Burada direkt ocağımı kurabilirim. Önce ocağımı kurayım. Az önce yumurta çırparken o sahneleri size çekebilmek için GoPro'yu ağzıma takmıştım. Böyle bir dişliği var, takıyorsunuz ağzınıza. Benim açımdan görüyorsunuz. O arada da ağzımda GoPro varken burnumun önüne denk geldiği için tam göremiyordum. Şeyi çıkarayım dedim, bıçağımı cebimden çıkarayım dedim. O da parmağıma biraz kestim. Şu an kanamayı pek durduramıyorum ama kara basıyorum. Dur bakalım nasıl olacak. Ben bir bez parçası keseyim bir yerden. Bir bez sarayım buraya. Kamuflajım var. Kamuflajı keseyim. Onu buraya sarayım yoksa bu durmayacak. Başıma bela olacak. Aşağıdayken size söylediğim dezavantaj şeydi. Geçen haftalarda bir 16 gün önce falan daha doğrusu. Bir trafik kazası geçirmiştim. Ben sürücü değildim. Arkada oturuyordum. Yeni yeni kendime gelmeye başladım. Hala ağrılarım var ama 15 gündür, 16 gündür de hiç bir şey yapmadığım için, sürekli attığım için böyle kaslarım yorulmuş artık. O yüzden bugün benim için bir yandan bu yüzden de önemli diyebilirim. Şimdi bir kamuflaj parçası kestim. Bu kazadan sonra damar yolu falan açmıştı. Kanın çok hızlı akıyor demişti. Kan durultucu bir ilaç falan bir şey kullanıyor musun demişti. Ben de yok, genç olduğum içindir falan demiştim. Adam haklıymış, durmuyor kan. Tampon yaptım. O şeyi keserek, kamuflajı keserek. Ama hala kanamaya devam ediyor. Duruma göre dikiş gerekebilir. O yüzden fazla uzatmak istemiyorum. Bir de zaten dokunduğum her şey kan oluyor. Sağ baş parmağımı çok fazla kullanıyorum normalde.
Hem kamera netliğinde hem işte kamerada böyle ayar yaparken falan ya da işte bir şey çekerken çok fazla kullandığım için yemek yedikten sonra aşağıya inebilirim. Öyle düşünüyorum şimdi. Yani yapacak bir şey yok. Zaten bu olay beni bayağı geciktirdi. Neredeyse bir 40 dakikadır falan parmağımla uğraşıyorum. Bayağı bir kan aktı. Şimdi size etrafı çok göstermek istemiyorum ama yani böyle bayağı bir damladı. Hala da damlamaya devam ediyor elimden. Görüş mesafesi de gitgide kapanıyor şu dağda. Muhtemelen birkaç saat sonra burası iyice beter olacak. Ben de o yüzden bir an önce yemeğimi yiyip yemeği yiyeceğim. O kadar uğraştım, yapacak bir şey yok. Elimden her ne kadar kan da aksa. Sonrasında aşağı ineceğim. Bu dağda daha önceden dağ keçi sürüsü görüntülemiştim. Yine bu ortamda bu şekilde kar varken çekmiştim. Size o sahneyi de göstereyim, koyayım buraya. Çok güzel böyle tekelerin olduğu, dişilerin olduğu bir grup, büyük bir gruptu. Tek sıra halinde Sarp kayalıkların üstüne, Sarp dağların üzerinden gidiyorlardı burada. Yine fena değil. En azından var 3-5 türümüz ve keklik açısından güzel, keyifli bir gün oldu. Dağda her ne kadar plan yaparsan yap, evdeki hesap çarşıya uymuyor. Dağda bu gerçekten var. Bu dağlara ben daha önceden yüzlerce kez geldim. Ama her geldiğimde farklı bir hayvanla, farklı bir kareyle, farklı bir olayla karşılaştım. Bugün de böyleydi. Değişik bir şey. Yani olabilir. Her şeye hazırlıklı olmak lazım. Her şeyi de hoşgörüyle karşılamak lazım. O yüzden şu andan hiç böyle sitem etmiyorum. Hiçbir şeyden de şikayetçi değilim. Her şey gayet güzel. Hafif hafif kar yağmaya devam ediyor. Bakın arkamda güneş de gözüküyor. Güzel bir gün olmaya devam ediyor. Şimdi yemeği de yiyince daha da güzel olacak. Artık sonunda şu yemeği yiyeyim. Tereyağını biraz fazla almışım ama olsun. Eksik olmasındansa fazla olsun. Burada da Sivas kavurmasını görüyorsunuz. Bu kavurma gerçekten çok güzel. Diğer şehirlerde yediklerinize benzememe ihtimali çok yüksek. Öyle diyeyim size. Bu kavurma aynı zamanda çiğ çiğ de yeniliyor. Daha doğrusu pişmiş ve dondurulmuş bu. Ben bu haline de bayılıyorum. Ya alayım ya, fazla oldu. Şimdi kavurmanın üzerine güzel bir dokunuş yapıyorum. Az bir şey yumurta. Ve bolca tereyağı. Ellerimi kullanamayınca böyle oldu. Bana nasıl yemek yapıyorsun, öyle yemek mi yapılır demeyin lütfen. Normalde fena yapmam. Şu an tekel yapınca böyle biraz şey oldu ya, tam kapasite yapamıyorum. O yüzden lütfen yorum yaparken biraz daha sakin davranın. Yemek hoş gözükmeye başladı. Yağını biraz çekti.
Şöyle bir şey yapacağım. Tekerleği yemediğim için şu an. Bilmiyorum, iştah açıcı gözüküyor mu ama şu an benim için gözüküyor. Zaten bu kadar tereyağını neye atarsan at lezzetli olur. Şimdi temizlik zamanı. Kar güzel bir temizleyicidir. Böyle elinizi, yüzünüzü, her yeri temizleyebilirsiniz. Ellerim yağlanmıştı. Biraz bulaştıra bulaştıra yedim. Sahilimi kullanamadığım için. O yüzden böyle yapıyorum. Toplandım. Şimdi gitmeye hazırım. Artık gidebilirim. Bu güzel dağlara veda ediyorum şu an. Ama tabii sadece bugünlük. Buraya yine geleceğim. Daha önceden buralarda neler çektiğimi biliyorsunuz. Çok daha iyilerini bu sene çekeceğim. Çünkü bu kızakla buraya çıkma planı sadece bugün için geçerli değil. Bunu diğer günlerde de yapacağım. Hatta yapabilirsem buraya bir ekiple çıkacağım. Eğer beni çekebilen biri olursa zaten çok daha rahat sadece kendi çekimime odaklanırım. Ben konuşurken bir yandan yeşil ağaç kakan uçuyor üstümden de dikkatimi dağıttı. Bugün böyle güzel, değişik bir gündü. Yemek olayını bir tık daha güzel özenerek yapabilirdim bu parmak olayı olmasa. Ama yine de lezzeti güzeldi. Bana güvenin. Şimdi aşağıya doğru bir saatlik bir yolum var. Bir saat sonra aşağıdayım. Belki biraz da kardeşim beklerim. Derken işte 1,5 saat sonra arabaya binmiş olurum. Artık yolcu yoluna gerek. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Biraz zahmetli bir video oldu benim için. Bu yüzden beğenilerinizi, yorumlarınızı bekliyorum. Şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.